Noktayı cümlenin sonunda değil, tereddüt ettiğin yerde koyacaksın. Bu arkadaşımızı tebrik ediyorum. Çünkü bir noktalama işareti, bir nokta üzerinden hayattan bir ders çıkarmış. Muhtemelen bu arkadaşımız 3. dönemdedir. Çünkü bildiğiniz gibi insanlar ilkin bir kuralın ya da nesnenin, canlının varlığını öğrenir. Sonra o nesne, o kurallarla ilgili şeyleri öğrenir. O kurallara uyulması gerektiğini, o canlıyla, o nesneyle nasıl yaşanılacağını öğrenir. Üçüncü aşamada o kurallara uyulmaması gerektiğini ya da o canlıyla yaşamak zorunda olmadığını, o eşyaya bağımlı olmadığını öğrenir. Dördüncü aşamada da öğrendiği şeyler üzerinden hayatta farklı yorumlar geliştirir. Tabii 3 ve 4 biraz kaygandır, yerleri değişebilir. Bu söylediğim aşamalar evrensel aşamalar, yani bütün insanların yaşadığı dönemler. Ama bazı insanlar tam tersinden de gidebilir. Bazıları uyulması gereken bir kurala uymamayı öğrenirler. Daha sonra kuralı öğrenirler ve gerisin geri giderler. Noktayı tereddüt ettiğin yere koyacaksın. Yani dışarıda hiçbir insan gel bana tokat at, gel beni terk et diye beklemez arkadaşlar. Çünkü eğer biz bu arkadaşımızın dediği gibi dediğim dedik olursak, siyah beyazcı olursak, hep kendi burnumuzun dikine gidersek bütün bir insanlık tarihini, bütün bir tecrübeyi göz ardı etmiş oluruz. Ondan sonra hayatımıza bir erkek girer veya bir kadın girer, bize öyle yaşanamayacağını ya da onunla öyle yaşayamayacağımızı böyle kafamıza vura vura öğretir. Yani bunca tecrübe varken aynı tecrübeyi bir kez daha tecrübe etmenin bir anlamı yok. Çünkü boşuna bugün iletişim sektörü bu kadar gelişmedi, halkla ilişkiler bu kadar gelişmedi. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır, boşuna demiyoruz. Bu nirvanacılıktır, Budizm'dir, dinlerdir. Hepsi merhametin, şefkatin, sevecenliğin, insanlara yumuşak davranmanın öneminden bahseder. Bu felsefeleri dövüş sanatları bile bünyelerine almışlardır. Biz insanlara veya tabiata sürekli sert, keskin taraflarımızı gösterirsek onlar da bize aynı reaksiyonu gösterirler. Biz yumruğumuzu güçlü zannederken başkasının yumruğu balyoz gibi suratımıza iner. Bu yüzden bu cümle büyük bir özgüven içermekle birlikte gerçeklere pek uymamaktadır. Tabii ki gereken yerde aynen bu arkadaşımızın dediği gibi yapabiliriz. Bazı konularda tereddüt ediyorsak direkt noktayı koyabiliriz ama tereddüt ettiğimiz her yerde noktayı koyarsak hayat büsbütün yaşanmaz hale gelir. İnsanlara şans vermeliyiz. İnsanların hatalarını bağışlamalıyız. İnsanların yanlışlarını görmezden gelmeliyiz. İnsanlara kendilerini gösterme fırsatını vermeliyiz. Kısacası hayatı tek bir özneyle, kendimizle sürdüremeyiz.